sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programı. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, güzelliğiyle O'na hamdolsun. Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Hüseyin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? İyisiniz? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Hamdolsun efendim. Ederizden öperiz. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm hocam. Allah imanımızı ve ilmimizi artırsın. El Vedud ismini anlatırken Allah sadece kendini sever dediniz. Lütfen bunu biraz daha açar mısınız? Allah razı olsun demiş efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l ahirin. Ve ila cemil enbiya'i ve'l murselin ve ila cemil evliya'i ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Evet, Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendini sever, kendi isimlerini sever, tecellisini sever demiştik. Allah'ın El-Vedud ismini anlatırken. Her ne varsa hepsi zaten Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Bununla beraber bütün varlık Rabbini tesbih ediyor, hamd ile tesbih ediyor. İradeli varlık kendi iradesiyle tesbih ediyor. Bütün varlığı tesbih ediyor ama bir de Allah ona irade vermiş, kendi iradesiyle tesbih etmesini diliyor. Emretmiş, seviyor. Kendi iradesiyle tesbih etmeyince ne olur? Hamd etmeyince ne olur? Tam ters tarafa geçmiş olur. Allah'ın güzelliğinden mahrum kalır. Allah'ın isimleri, güzelliği Vedud ismi üzerinde tecelli etmemiş olur ki bu durumda karanlıkta kalmış olur. Dolayısıyla yok mesabesindedir. Allah'ın Vedud ismi çift taraflı bir isimdir. Allah sever ve sevilmeyi ister. Diğer isimler kulu için tecelli ediyor. Tek taraflıdır ama Vedud ismi, mümin ismi çift taraflıdır. Allah Rab'dır, terbiye edendir. Kurundan karşılık istemez. Rahman ve Rahim'dir. Rahmet eder, kurundan karşılık istemez. Allah hadidir, hidayeti verir, kurundan karşılık istemez. Allah rezzaktır, kerimdir, rızkını verir, ikram eder, karşılık istemez. Ama Vedud isminde Allah karşılık istiyor. Çift taraflıdır yani. Sever, sevilmeyi ister. Allah el-mümindir, kuluna güvenir, kulunu sever, bunun karşılığını ister. Allah kendini kulu üzerinde sever. Neyi seviyor? İsimlerini seviyor. Yani onun rahim olmuş oluşunu seviyor, kerim oluşunu seviyor. Aynı şekilde Rab isminin tecellisini üzerinde seviyor. Yani terbiye olurken, terbiye ederken Rab ismiyle Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmasını seviyor. Dolayısıyla kulu üzerinde isimlerini seviyor. Yok, eğer bu isimler tecelli etmezse ne olur? Bu durumda tam ters tarafta durmuş olur ki Allah'ın sevgisinden mahrum kalmış olur. Dolayısıyla Allah kulu üzerinde isimlerini sever, kendini sever. O isimler tecelli etmeyince kul Allah'ın sevgisine layık olmuş olmuyor. Onun için Allah kendini sever dedim. Kulu üzerinde kendini sever, varlık üzerinde kendini sever. Bütün varlık Rabbini tesbih ediyor, hamd ile tesbih ediyor. Hamd ile tesbih etmek demek, Rabbini övüyor, Rabbini seviyor. Bununla beraber Rabbini tesbih ediyor. Sevgisini dile getiriyor. Rabbinin azametini dile getiriyor. Sübhanlığını, kudüslüğünü dile getiriyor. Tesbih ediyor, hamd ediyor, onu övüyor. Her işinde evet, onu övüyor.
Allah o varlığın onu övmesini seviyor, tesbih etmesini seviyor. Aynı şekilde kulu üzerinde de bu böyledir. Kendi iradesiyle hamd etmesini, tesbih etmesini, bununla beraber Allah'ın 99 ismi üzerinde tecelli ediyor ki Allah bu isimlerini seviyor. Kul Allah'ın isimlerinden mahrum olunca evet, Allah'ın sevgisini kaybeder. Yani Allah kulu üzerinde, varlık üzerinde isimlerini seviyor. Yoksa kul Allah'ın sevgisini kaybetmiş olur. Allah kendinden başka, isimlerinden başka, tecellisinden başka bir şeyi sevmiyor. Zaten bir şey yok. Yoksa kul Allah'ın isimlerini kaybedince evet, bütünüyle Allah'tan, Allah'ın sevgisinden mahrum kalmış olur. İnşallah bu kadar yeterli olsun. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm hocam, kurbanım hocam. Cuma namazı kadınlara farz dedi. Kur'an'da yeri var mı? Devamlı efendim sorulmuş yine. Selamun aleyküm hocam. Cuma kadınlara farz dedi. Kur'an'da yerini söylesin demiş. Cuma ile ilgili İstanbul'dan Muhammed Emin, bugünkü şartlarda cuma namazının konumu nedir diye sormuş efendim. Önce cuma namazı farz mı? Kadınlara farz mı? Bir de kardeşimiz Kur'an'daki yerini soruyor. Allah bir emri verdiğinde hem kadınları hem erkekleri birden içine almış olur. Allah ayrım yapmayana kadar, eğer erkekler böyle yapsın dediyse bu durumda emir erkekleredir. Kadınlar böyle yapsın dediyse emir kadınlaradır. Ya eyyühellezine amenu dediğinde bütün iman edenler, iman ettiğini iddia edenler bu emrin muhatabidir. Dolayısıyla Allah cuma namazında öyle buyurdu. Evet, ey iman edenler, cuma namazına çağrıldığınızda alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Emir hem erkeklere hem kadınlaradır. Ama kadınların mazeretleri var dedim. Eğer onların mazeretleri varsa, mazeretleri bulunduğu anda mükellef değildirler ama emrin muhatabidirler. Allah bütün müminlere, iman edenlere namazı farz kılmıştır. Kadın erkek ayrımı yapmıyor. Oruç tutun derken bütün iman edenlere söylüyor. Kadın erkek ayrımı yapmamıştır. Ama mazeretleri olduğunda bu durumda onlar mazurdur, mazeretlidir. Dolayısıyla mazeretleri olduğundan dolayı o farziyet düşüyor onlardan. Mazeretlerinden dolayı. Ama mazeret yoksa, nasıl ki vakit namazlarında muhatap hem kadınlar hem erkekler iman edenlerse, oruçta o öyleyse, zekatta da bu böyledir, hacda da böyledir, ömrede de böyledir. Her halükarda evet, hem kadın hem erkek bütünüyle Allah'ın emirlerinin muhatabidir. Allah ayrım yapmadı. Ayrım yaparsa bu durumda ayrılmış olur. Evet, Kur'an'dan delili evet, muhatabın hem kadınlar hem erkekler iman edenler oruçudur. Yoksa Allah ayırırdı. Ey iman eden erkekler derdi. Bugünkü cuma namazının konumu nedir? Evet, bazıları eğer bir memleket Darul Harp ise orada cumanın farziyeti düşer dediler. Darul Harp, yani orada eğer savaş varsa, müminler orada savaştaysa, onlar da savaştaysa, bu durumda cuma namazı kılınmaz dediler. Nasıl bu hüküm verilir? Savaşta midir, değil midir? Nasıl ki Resulullah Efendimiz hicret ettiğinde, evet, geldiğinde, daha Medine'ye varmadan orada bir mescit yapıp orada hemen cuma namazı kılıyor. Yani oraya şimdi Darul Harp denir mi? Denmez. Eğer cuma namazı kılma imkanı varsa Darul Harp değildir. Bunun delili nedir ayetten? Evet. Ne buyurdu? Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda neyle çağrılıyor? Ezanla, ezan okunuyor. Eğer bir yerde ezan okunuyorsa, okunabiliyorsa, cuma namazına çağrılabiliyorsa orası Darul Harp olmaz. Allah'ın emri öyledir. Çağrıldın. Yok, eğer çağrılamıyorsa, davet edilemiyorsa,
o yasak varsa bu durumda, evet, o zaman diyebilir ki burada davet olmamıştır. Eğer cuma namazı için müminler toplanırsa sorun olur, sıkıntı olur. Onun için kırılmaması gerekir dense, evet, bu doğru olur. Ama çağrılıyorsa, Allah çağrıldığında dedi. Yani ezan okunduğunda davet yapılmıştır ve çağrılmıştır. Hiç kimse başka türlü mazeret üretemez. Burası darul harptır diyemez. Namaza çağrılıyorsun çünkü. Herhangi bir sorun olmadığı, evet, ortaya çıkmış olur. Şartı ezandır. Ezan okunabiliyorsa bir yerde, orada çağrılıyor demektir. Davete icabet etmek gerekir. Evet, durumu da böyledir. Efendim, Gaziantep'ten Fevzi Şahin. Selamun aleyküm babam, hocam. Dua ederseniz nasip etsin, Rabbim sizi göreyim. Özlem demiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hem bu dünyada hem ahirette beraber olmayı nasip etsin. İnşallah Allah nasip eder. Görüşürüz. Allah kulun duasını reddetmez. Kul isteyince Allah müciptir. Duaya, davete icabet edendir. Davete icabet eder. Sebepler yaratır. İnşallah görüşürüz. Efendim, Nevşehir'den Aysen. Evliyim, iki çocuğuma hamileyken dua etmiştim. Hamile olduğumu öğrendiğim gün namaza başlayacağım diye. Ama düşük yaptım. Şu an ikinci gebeliğimdeyim. Bu sözüm şimdi de geçerli olur mu? Evet. Yani vaatte bulunmuş ki eğer hamile kalırsa namaz kılacak diye vaatte bulunmuş. Yani Allah'a söz vermiş demektir bu. Oysa ki biri ben Allah'a iman ettim dediğinde Kur'an'da ne varsa, Allah her neyi vahyetmişse onu bütünüyle kabul etmiş, işittik ve itaat ettik demiştir. Allah'a söz vermiştir. Asıl verilen söz iman sözüdür. Namaz bunlardan bir tanedir, bir tanesidir. Eğer biri Allah'a iman ettiyse, ben namaz kılacağım, oruç tutacağım, emirlerini yerine getireceğim diye Allah'a en büyük sözü vermiştir. İman sözünü vermiştir. İman ettim deyip söz vermiştir. Yoksa herhangi bir nimeti verdiğinde bu emrini yerine getiririm sözü batıl bir sözdür. Yanlış bir sözdür, bu batıl bir sözdür. Onun için bütünüyle Allah'a verdiği sözü yerine getirmesi gerekir. Hamile kalsa da bu emri yerine getirmesi gerekir. Hamile kalmasa da. Evet, hamile kalmışsa verdiği söz bir daha geçerli olmuş olur. Onun için hemen namaza başlaması lazım. Sözünü de yerine getirmesi lazım. Asıl büyük sözü imanıyla Allah'a en büyük sözü vermiş. Her emrini yerine getirir, her yasağından kaçınmaya çalışırım diye söz vermiş ki bu onun imanının gereğidir. Kur'an'a imanının gereğidir. Onun için mazeret üretemez ya da şu şöyle olursa şunu yaparım, şu emrini yerine getiririm demek, evet, doğru bir söz değildir. O söz geçerli olan bir söz değildir. Zaten o sözü vermiştin, yerine getirmen gerekirdi. Evet. Efendim, Mardin'den Ayşe, benim kafama takılan bir soru var hocam. Cevaplarsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Misafirliğe gidilen evde kaçak elektrikle ısıtılan suyla yapılan yemeğin misafirler için günahı var mıdır? Veya o suyla alınan abdestle kılınan namaz makbul mudur? Evet. Önce evet, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, dinde aşırı gitmeyin. Dinde aşırı gidenler helak oldu. Helak olur, helak oldu. Bu din kolaydır. Kim onu zorlaştırırsa Allah onun belini kırar dedi. Her ne olursa olsun ölçü Allah'ın vahyidir. Bununla beraber peygamberin buyurduğudur. Böyle bir durumda Allah'ın emri nedir? Herhangi biri bir şey hediye ettiğinde, ikram ettiğinde bunu nereden getirdin, bu helal midir, haram midir diye sorulmaz. O
hediye edilene, ikram edilene helaldir. Bununla beraber bir gayrimüslim bir şey hediye etse, yemek ikram etse, onu yiyebilir miyiz? Elbette ki. Allah buyuruyor öyle. Evet, ehli kitabın, Yahudinin, Hristiyanın yemeği size helaldir. Sizin de onlara ikram etmeniz, yedirmeniz helaldir dedi. Allah helal dedi. Yani bir gayrimüslime bu yemek nereden geldi diye soramazsın. Sorulmaz. Eğer bir gayrimüslime sorulmuyorsa bir mümine sorulabilir mi? Hayır. O sana ikram etmiştir, sana helaldir. Eğer bir haramlık varsa o ona aittir. Bununla beraber bunu böylesine incelemek doğru değildir. Evet, aşırı gitmek olur. Bir de suizanda bulunmuş oluruz. Onun haram olduğunu, dolayısıyla onların haram işlediğini düşünmüş oluruz. Suizan olmuş olur. Evet, bu konuda evet, yemeği de yiyilir, abdest de alınır. Herhangi bir sorun olmaz. Orada misafir için herhangi bir haram söz konusu değildir. Yanlış söz konusu değildir. Evet, gönül rahatlığıyla böyle incelemeden yemeğini de yiyebilir, abdestini de alıp namazını da kılabilir. Evet. Efendim, Aydın'dan Esma. Selamun aleyküm hocam. Sizi çok seviyoruz. Sizin sohbetinizden çok istifade ediyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Sohbet deyince dertleşmek olarak anlamak gerekir. Dertleşiyoruz. Dertleşip güzel yapmaya, doğru yapmaya, Allah'a kul olmaya çalışıyoruz. Beraber ebedi hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. Allah'ın hatırlatma müminlere fayda verir buyurduğu gibi birbirimize hatırlatıyoruz. Evet, hatırlatıyor. Mutlaka o hatırlatmadan Allah bir hayır yaratır, bir muhabbet yaratır. Kullar birbirine Allah'ı hatırlatınca, Allah'a davet edince Allah orada bir hayır, bir muhabbet yaratır ki gönülleri birbirine bağlar. Bunu o yapıyor. Kullarına bir şeyi ikram etmeyi dilediğinde bir şeyi vesile edip, birilerini vesile edip onu ikram eder. İkram nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin o Allah'tandır. Hayır, muhabbet nereden gelirse gelsin o Allah'tandır. Hikmet, ilim kimden gelirse gelsin o Allah'tan kuluna evet ikramidir. Birilerini Allah kullanır ve onu yapar. Allah bizi, kardeşlerimizi, hepimizi hayra, hikmete, güzelliğe, ilme, vahye vesile olanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim, bir izleyenimiz, hocam selamun aleyküm. Sizi ailecek izliyoruz. Benim aklıma bir soru takıldı. Size sormak istedim. Hocam, Hazreti Süleyman'a vahyi getiren melek Cebrail aleyhisselam mı, Azrail aleyhisselam mı? Çünkü Hazreti Süleyman'ın hayatında Azrail aleyhisselamla görüştüğü söyleniyor. Sizi seviyoruz hocam. Allah yolunuzu daim kılsın. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi seviyoruz. Cebrail aleyhisselam vahiy melekidir. Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrail aleyhisselamdır. Hazreti Süleyman'ın hayatında böyle hikayeler anlatılıp Azrail'le buluştuğu, karşılaştığı rivayet edilir. Bunlar batıl şeylerdir. Bunlar hikayedir. Üretilmiş hikayeler. Bunlara itibar etmek doğru değildir. Çünkü Allah vahyi Cebrail aleyhisselamla peygamberlerine göndermiştir. Dolayısıyla o da sadece onunla muhatap olmuştur. Eğer peygamberler diğer meleklerle muhatap olursa bu ayrıdır. Ama vahiy getirmesi itibariyle bütün peygamberlere vahiy getiren Cebrail aleyhisselamdır. Evet. Efendim, Diyarbakır'dan Seher Çiftçi. Ey gönlümün sultanı efendim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız babacığım. Seher, size kurban olsun. Rabbim bizi hem dünyada hem de ahirette beraber eylesin inşallah. Rabbime şükürler olsun ki bizi sizinle buluşturdu. Yoksa Rabbimizin yolunda olamazdık. Olmazdık. Her şey Rabbime feda olsun.
Tek derdim Hazreti insan olabilmek ve ona sizinle beraber kavuşabilmek. Canım onun yoluna kurban olsun. Rabbim sizin bütün sıkıntılarınızı gidersin inşallah. Sizin derdiniz Allah'ın kullarını Allah'a götürmektir. Sizin köleniz olalım. Sürüne sürüne bizi Rabbimize götürün. Ey cennet kokulu babam, dünyaları serseler de önüme elimin tersiyle iter. Yalnız Rabbimi istiyorum, seviyorum ve kulluk yaparım derim. Rabbime dönerim. Her şeyden güzeldir. Ona kurban olayım. Biz onun aciz kuluyuz. O bizim Rabbimiz. Canım babam, hem babamsın hem annemsin. Bugüne kadar bana babalık yaptınız. Siz benim her şeyimsiniz. Sizi seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşimizi seviyoruz. Kardeşlerimizi seviyoruz. Allah için seviyoruz. Söyledim biraz önce. Hayır, nimet, aşk, muhabbet nereden gelirse gelsin o Allah'tan. Bütün mesele zaten bütün derdimiz budur. Kardeşlerimiz bizimle beraber olunca Rabbini sevsin, Rabbine dönsün, Rabbini istesin. Onu yaratan Rabbi onun için her şeyin önünde, her şeyin üzerinde olsun. Her şeyden, evet, canından bile daha sevgili olsun istiyoruz. İstediğimiz şey bu. Derdimiz budur. Çabamız, gayretimiz hep bunun içindir. Sadece bunun içindir. Eğer kardeşlerimiz bizimle beraber olup Rabbini seviyorsa, Rabbini tanıyorsa, kendini bilip, tanıyıp, anlıyorsa, kulluğunu, arziyetini, Rabbine olan aşkını, muhabbetini, aşıklığını anlıyorsa, evet, çabamız, gayretimiz meyvesini vermiş demektir. Biz de buna hamd eder, şükrederiz. Biz de buna seviniyoruz. Allah eğer hepiniz Allah'a firar edin dediyse, Allah'ın mağfiretine genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun dediyse, bize düşen koşmaktır. Hem de hep beraber koşmaktır. Ancak hep beraber olunca kazanma imkanı vardır. Onun için Allah hepiniz hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın dedi. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Genişliği gökle yer kadar olan cennete, mağfirete koşacağız. Allah'a firar edeceğiz inşallah. Evet, bu firar ancak aşk ile mümkündür. O aşk ile Rabbimize koşacağız. O aşk gönlümüze tecelli eder. Her zerremize tecelli eder. Evet, aşk oluruz, muhabbet oluruz. Allah'ın isimlerinin tecellisi, güzelliği oluruz inşallah. Efendim, Şanlıurfa'dan Zeliha, annem oruçluyken ninem onunla zorla yemek yemesini istemiş. Bu durumda annemin kaç gün oruç tutması gerekir? Hem benim hem de annem için hocamızdan dua istiyorum. Evet. Allah razı olsun. Eğer bu nafile bir oruçsa, bunu başkası zorlamadan da gerektiğinde yiyebilir, yediğinde bir güne karşılık yine bir gün oruç tutar. Yani mesela farz edelim ki misafiri geldi ama nafile olarak oruç tutmuş. Bu durumda misafiriyle evet, yemeği yiyebilir, yemesi daha doğrudur. Sonra başka bir gün o yediği günün yerine tutar. Ama bu Ramazan ayı orucuysa, bir başkası eğer onu zorladıysa, o Allah'ın emrine itiraz etmiş demektir. Eğer bir mazeret yoksa, bir hastalık, bir sorun, bir sıkıntı yoksa tabii. Böyle bir durumda ne yapması lazım? Gene bir güne bir gün oruç tutar. Ama eğer nafile oruç için zorlamışsa sorun değildir. Yok, farz olan oruç için zorlamışsa bunu zorlayan yanlış yapmış, günahkar olmuştur. Eğer bir mazeret yoksa tabii. Bir güne bir gün. Ramazan ayı da olsa, evet, nafile oruç da olsa gene bir güne bir gün oruç tutulur. Evet. Bazı alimlerimiz 60 gün demişlerdir ama hem de böyle kesintisiz. O böyle oruç yemeyi zorlaştırmak için söylemişlerdir ama yanlıştır.
böyle bir durumla karşı karşıya gelen 60 gün oruç tutabilir mi? Hayır. Onu zorlamış olmuyor muyuz? Zorlamış oluruz. Evet, 60 gün oruç sadece eğer kazaen bir cinayet işlenirse geçerlidir. Evet. Efendim bir izleyicimiz, Allah dostlarına cennet ve cehennemi gösterir diyorlar. Nasıl gösterir? Allah sizden razı olsun. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun. Allah dostları için cennet ve cehennemi gösterir değil, hem dünya hayatında hem ahiret hayatında onlar için müjde vardır, müjdeler vardır buyuruyor. Cennetteki müjde zaten bellidir. Onları cennetle müjdeler. Aynı şey dünya hayatında da öyledir. Evet, müjdeler. Cennetle de müjdeler, dostluğuyla da müjdeler, rızasıyla müjdeler, cemaliyle müjdeler. Dolayısıyla ona müjde demek daha doğrudur. Gösterir demek doğru değil, müjdelemek demek lazım. Başka kullarını da, daha velayeti almamış kulları da, evet, müjdeler ki yolun önünde bu vardır. Eğer çabanı, gayretini sarf edersen bu nimeti kazanırsın deyip müjdeler. Cennetle müjdeler. Veya tam tersi de olabilir. Cehennemle uyarıp ikaz eder. Cehennemi gösterir ya da oradan bir sahne gösterir veya bir numune olsun diye, misal olsun diye misalden bir misalle ona gösterir ki eğer böyle devam edersen kaybedersin. Cenneti kaybeder, cehenneme gidersin diye uyarır, ikaz eder. Her iki halde de Allah'ın kulunu ciddiye aldığını, ona öğrettiğini göstermiş olur ki bu birebir özel muameledir. Evet. Efendim, Balıkesir'den Nur'dan selamun aleyküm sevgili efendim. Mübarek ellerinizden sevgiyle öperim. Uzun zamandır sizleri izliyorum. Sevgiyi, aşkı gönüllerimize ulaştırdınız. Bize bir hayat can kattınız. Buradaki tüm kardeşlerimize sizi ulaştırmaya çalışıyorum. Daha da çalışacağım. Bizlere dua edin. Gönlünüzde bize de yer verir misiniz efendim? Sizi çok seviyorum. Tüm dostlara selam, sevgiler sunuyorum. Allah razı olsun. Hem Nur'dan kardeşimiz, hem oradaki kardeşlerimiz. İnşallah bir gönül beraberliği olmuştur. Gönlümüze de girmiştir. Onlar zaten bunu biliyor. İnşallah hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber kazanacağız. Bütün mesele Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesidir. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi. Allah insanı kendisine abd olsun, kul olsun diye yaratmış. Yani aşık olsun diye. Onun sevgisini kazanmak için çabasını, gayretini sarf edip sevgisini, aşıklığını ortaya koysun diye yaratmış. Allah kulunun aşıklığını seviyor. Kendisini sevmesini seviyor. Evet, iman etmesini, yani kendisini sevmesini seviyor. Allah kullarını buna davet ediyor. Kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım. Beni davet edenin, bana dua edenin duasına, davetine icabet ederim. Söyle, onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Allah bizi imana davet ediyor. Kendisini sevmeye davet ediyor. Kendisine aşık olmaya davet ediyor. Bu aşıklığını, sevgisini ispatlamaya davet ediyor. Allah'ın üzerimizdeki muradıdır bu. Davete icabet edince, iman edince ne olur? Evet. Koşmaya başlarız. Allah'ın sevdiklerini, her neyi seviyorsa onu yapmaya çalışırız. Allah neyi seviyor? Herkes biliyor. Allah kendini seviyor, güzelliğini, el-esmaul husnasını seviyor. Güzellik ona ait. Aynı şekilde kulun üzerinde o isimlerin tecelli etmesini istiyor. Yani rahmet etmesini istiyor, ikram etmesini istiyor, affetmesini istiyor, yolu, hikmeti öğretmesini istiyor,
yolu göstermesini istiyor. Allah'ın nurunu üzerinde saçmasını istiyor. Bunlar hepsi Allah'ın isimleri. Allah kulü üzerinde kendi güzelliğini görmek istiyor. Ona şahit olmak istiyor. Bu durumda kul da kendi üzerinde Rabbinin güzelliğine şahit olmuş olur. Böyle olunca kul Allah'a ayna oldu. Allah'ın güzelliğini göstermiş oldu. Allah'a yeryüzünde halife olmuş oldu. Allah insanı bunun için yaratmış. Allah'ın kul üzerindeki muradı budur. Kul Allah'ın davetine icabet edince, onu sevince, iman edince, bu imanını ispatlayınca, imanının gereğini yapınca Allah'ın kulü üzerindeki muradı gerçekleşmiş oldu. Gerisi hepsi bunun aracı. Bunun için araç. Bilmek, öğrenmek, okumak, çaba gayret sarf etmek. Allah için her neyi yaparsak yapalım, bu aşkı, muhabbeti kazanmak içindir. İmanımızı ispatlamak içindir. Onun için bu aşıklık, kulluk olmazsa olmaz olandır. Yoksa böyle yapanlar iyi yapıyor demekle işi anlamış olmuyoruz. İşin özü bu, hakikati bu. Yoksa özü kaybettiğimizde kabuğa takılırız, başka şeylerle meşgul oluruz. Şu doğru yaptı, bu yanlış yaptı, şunlar niye böyle yaptı, şu niye şöyle yaptı deyip onlarla meşgul olmaya başlarız. Kendimizi unuturuz, Rabbimizi unuturuz. Herkesin kendine bakması gerekir. O Allah'a kul olmuş mu? Abd olmuş mu? Aşık olmuş mu? Allah'ın sevgisini kazanmak için çabasını, gayretini sarf edip emek veriyor mu? Fedakarlık yapıyor mu? Elinden geleni yapıyor mu? Yapabiliyor mu? Kendine bakması gerekir. Başkalarının hesabını görmekle kimse bir şey kazanmaz. Bize düşen, insana düşen kendi hesabını görmektir. Görülmesi gereken bir hesap varsa kendi hesabımızdır. Neyi kazandım, neyi kaybediyorum? Her gün akşam olduğunda kendini hesaba çekip bugün Allah için ne yaptım? Hangi fedakarlığı yaptım? Neyi kazanmaya çalıştım? Rabbimin rızasını ne kadar gözettim? Evet. Bunun için de kulluk tek başına yapılmaz. Nasıl ki peygamberler geldiğinde onunla beraber olanlar, onunla olanlar kazandıysa, aynı şekilde kıyamete kadar bütün peygamber varisleri için bu böyledir. Onunla beraber olanlar bunu kazanabilir. Yoksa kibirlenmiştir, ben bana yeterim deyip kendini müstağni, ihtiyaçsız görmüştür. Evet, kendini müstağni görenler, ihtiyaçsız görenler fitneye düşer, delalete düşer. Evet, haddini aşar, azgınlaşır, kaybeder. Allah'ın takdiri böyledir. Hükmünü vermiştir. Şu şöyle olacak dediğinde o başka türlü olmaz. Başka türlü kazanılmaz yani. Evet. Efendim bir izleyicimiz, selamünaleyküm hocam. Camilerdeki devletin imamları arkasında namaz kılmak doğru mudur? İmam, imamdır. İster devlet atamış olsun, ister halk, millet atamış olsun. Eğer imam olmuş, önde namaz kılıyorsa, bu durumda imamı hesaba çekip, bunun arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı diye sormak doğru değildir. Eğer devlet atamışsa, devlet atamasa, kim atayacak? Gene halk, birileri atayacak yani. Birileri onun ihtiyaçlarını giderip onu oraya getirecek, imamlık yapabileni. Eğer devlet atamışsa bu durumda zaten bu aslında devletin de görevidir. Yani Resulullah Efendimiz'in döneminde eğer biri imamlık yapıyorsa, oraya imam olarak Resulullah Efendimiz atamışsa veya halifelerden biri imam atamışsa onu Beytülmal'den onun ihtiyacını gidermiyor mu? Gideriyor. Aynı şey geçerlidir. Yoksa böyle acaba demek doğru değildir. Her imamın arkasında namaz kılınır. Evet, cemaat halinde namazımızı kılmış oluyoruz. Bununla beraber her biri tek tek de namazını kılmış olur. Cemaat halinde kıldığında cemaatin sevabını alır. Ama her biri
Ayrıca tek başına kıldığı namazın da sevabını alıyor. Cemaat halinde kılarken. Diyelim ki birinin imam arkasındayken namazı bozulsa, namaz kılmış oluyor mu? İmam kıldı diye. Hayır, bozulmuş olmuyor. İmam abdestsiz namaz kılsa, arkasında olanların namazı bozuluyor mu? Hayır. Çünkü tek başına kılmış, Allah'ın huzurunda durmuş ayrıca. Ama hepsi yine cemaatin sevabını almış. Eğer imamda bir sorun varsa, o onun sorunudur. Onunla Allah arasındaki bir sorundur. Bunu müminin arkasında kılanların, namaz kılanların sorun yapması doğru değildir. Evet, onun için devletin atadığı bütün imamlar arkasında namaz kılınır. Evet, başka bir yere uğradığımızda da orada bir imam namaz kılıyorsa bu kimdir, neyin nesidir, necidir demek gibi bir soru sorma hakkımız da yoktur. Cemaate kılıyorsak cemaate katılıp cemaat halinde imamın arkasında namazımızı kılmış oluyoruz ki şeytanın verdiği hiçbir vesveseye yer vermeden namaz kılınır. Efendim Hivda Tekin, selamun aleyküm efendim. Cümleler bir bir devriliyor belki ama size olan sevgimi söylemek istiyorum. Ne büyük şereftir sizi bilmek, sizi sevmek. Biz size derviş olabilmenin lüksünü, güzelliğini yaşıyor ve buna şükrediyoruz. Gönül heybemde gözyaşlarım, yürek tezgahımda sevginiz ve sizden dilendiğimiz şefaatiniz var dilimizde. Yolunuzun başı da aşk, sonu da aşktır. Maşruğunu arayanlar buyursun. Sizi çok seviyoruz efendim. Sevmeden olmuyor. Mutlaka sevenler kazanır. Sevgisiz insan, aşksız insan ölüdür. İnsan, evet, Allah'a olan aşkıyla diridir ki bu aşk zaten Allah'ın kendisine İnsana nefrettiği ruhtur. Diri olanlar, yani eğer ruh üzerindeki perde aralanmış, gönüle tecelli ediyorsa onunla zaten seviyor, onunla diridir. Ne kadar o perde aralandıysa o kadar dirilmiş olur, o kadar sevmiş olur, o kadar aşık olur. Eğer aşk yoksa bu durumda tamamen perdelenmiş demektir. Allah'ı seven Allah'ın sevdikleridir. Kul Rabbini tercih edince Allah da onu zatına seçer. Evet, seçtikleri ona aşık olur. Ama kul tercih etmiş. Kul tercih edince, kul Rabbini seçince Rabbi onu seçmiş olur. Zatına seçmiş olur. Zata seçilmiş demek özel bir durumdur. Allah'ın velim dediği kullardır bunlar. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar buyurdu. Bu ayeti anlamaya çalışırken alimlerimiz genel olarak bunu ahiret için anlamışlardır. Velilerime hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ahiret günü, kıyamet günü, evet, onlar korkmazlar, endişe etmezler. Bununla beraber melekler onlara müjde verir, onları müjdeler. Bugün sizin için hiçbir korku yoktur. Mahzun olmayacaksınız. Allah'ın mümin kulları için hazırladığı cennet sizindir deyip onların o günkü o dehşet anındaki korkularını giderir. Mahzun olmalarını giderir. Bu doğru. Bu ahirette böyleydi. Bu bir de dünyada böyledir. Ahirette, kıyamet yerinde her ne varsa onun bir de karşılığı dünyada vardır. Bunu anlamayana kadar hiç kimse hakikati anlamış olmaz. Dünyadaki karşılığı nedir, nasıldır? Eğer biri Allah'a iman ettiyse, Rabbine güvenip tevekkül ettiyse, Rabbine güvendiyse, güvenir. Mümin güveniyor. Neden güveniyor? Aslında kendi gönlündeki imanına, muhabbetine güveniyor. O biliyor. O Rabbini seviyorsa, Rabbini ciddiye alıyorsa, Rabbi kendisini sevsin diye, razı olsun diye, fedakarlık yapıyorsa,
Bu durumda Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor. Bunu tadıyor, bunu yaşıyor. Bu durumda evet, kul, onlar için hiçbir korku yoktur. Ayetini burada yaşar. Burada yaşadığı, o ayetin karşılığı orada tecelli ediyor. Ama önce burada yaşar. Nasıl ona korku olmaz? Korkmuyor. Niye? Rabbi onu seviyor ve onunla beraberdir. Gücü her şeye yetendir, onun sahibidir. Korkusu gitti. Hiçbir şeyden korkmaz. Endişe de etmez. Onlar mahzun olmaz dedi. Niye mahzun olmuyor? Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor da onun için mahzun olmuyor. O biliyor ki Rabbi her neyi yaratırsa o onun için hayırdır, o onun için en güzelidir. Onun için hiçbir şey onu mahzun etmez. Bir beşer olarak, evet, bu mahzun olsa da onu hemen atar. Rabbim neyi dilerse, neyi benim için takdir eder, yaratırsa benim için en güzeli odur deyip mahzun olmaz. Bunun karşılığı ahirette tecelli eder. Bir kul bu hali dünyada yaşamadan ahirette o hali yaşamaz. Yani onlar için hiçbir korku yoktur, mahzun olmazlar. Ayetinin karşılığını orada bulamaz. Bütün ayetler buradadır. Ahiretle ilgili olan bütün ayetler böyledir. Müminlerle ilgili, salihlerle ilgili, sıddıklarla ilgili, şehitlerle ilgili bütün ayetler böyledir. Burada karşılığı yoksa orada da onun herhangi bir karşılığı olmaz, onu bulamaz. Eğer düşünürse öyle bir hali sadece kendine hayal kurmuş olur. Onu burada yaşaman gerekir. Burada tatman gerekir. Evet. Efendim, Sivas'tan Emine Mercan, Peygamber Efendimiz'i rüyasında görenler nasıl emin olur? Evet. O ümmetin peygamberi. O her birimizin tek tek peygamberi. Allah'ın kendisine tabi olun diye emrettiği peygamberidir. Ve her birimiz onu kendimize mümin olarak örnek almaya çalışırız. O önderimiz, rehberimiz. Her konuda Resulullah Efendimiz acaba ne yaptı, nasıl yaptı deyip ona tabi olmaya, uymaya çalışırız. Bu durumda bir mümin peygamberini, örnek aldığını, önderini, rehberini, Allah'ın kendisiyle vahiy gönderdiğini rüyasında görme hakkı var mıdır? Elbette ki vardır. Bazı alimlerimiz bunu böyle yokmuş gibi konuşur. Ya da işte onun Allah'ın Resulü olduğu nereden bellidir? Daha önce onu görmüş mü ki işte bu odur diyebilsin? Yani böyle ümmetin rüyasına bile karışmak nereden akıllarına geliyor onu bilmiyoruz. Eğer Resulullah Efendimiz beni rüyasında gören gerçekten görmüştür dediyse nasıl anlayacağız peki onun Resulullah Efendimiz olup olmadığı, bunun bir ölçüsü var mıdır? Evet, bir ölçüsü vardır. Aslında gören onun manevi halini görüyor. İster bir suret görsün, ister bir suret görmesin. Ama genel olarak evet, müminler peygamberini gördüğünde onun yüzünü böyle nur şeklinde görür veya yüzünü görmüyor. Arkadan görüyor veya önden görse bile, baksa bile yüzünü göremiyor. O fark etmiyor. Bu aşırı muhabbetten kaynaklanmış imanından dolayıdır. Yüzünü görmemesi imanından kaynaklanıyor. Muhabbetinden kaynaklanıyor. Onun o gönül halinden kaynaklanıyor. Diyelim ki yüzünü gördü. Hiç fark etmez. Veya birinin suretinde gördü. Ama o olduğunu biliyor. Her halükarda gören Resulullah Efendimiz'i görmüştür. Ölçüsü nedir? Bunun bir ölçüsü var yalnız. Gördüğü gerçekten Resulullah Efendimiz'in maneviyatı, manevi hali midir? Yoksa o şeytani bir rüya midir? Veya nefsani midir? Uyandığında eğer o hal ona muhabbet veriyorsa, bir muhabbet haliyle uyanmışsa, bir heyecanla uyanmışsa, evet doğrudur, görmüştür. Ama uyandığında bir sıkıntı duyuyorsa, sıkılmışsa, sıkıntı duyuyorsa, gördüğü Resulullah Efendimiz değildir.
ölçüsü budur, böyledir. Gönül, gönül yanılmıyor. Çünkü o anda akıl devre dışıdır. Aslında onu gönlümüzle görmüşüz. Gönül yanılmaz. Eğer muhabbet almışsa, sevinçli uyanmışsa bu durumda evet doğrudur. Peygamberini görmüştür. Hangi halde, hangi surette görmüş olursa olsun. Ama sıkıntılı uyandıysa, sıkıntı duyduysa evet o şeytani bir rüya, nefsani bir rüyadır. Ölçüsü de böyledir. Evet. Efendim, bir izleyicimiz TSK tarafından şehitlik verildi. Görevdeyken daha önce belli olmayan bir hastalıktan vefat oldu. TSK tarafından verilen şehitlik Allah katında nasıldır? Allah katında dinen şehit midir? Önce şehitliği doğru anlamak gerekir. Şehitlik sadece Allah yolunda öldürülmek değildir. Allah yolunda öldürenlere ölü demeyin dedi. Onlar diridir. Allah katında rızıklanırlar. Allah şehit kelimesini kullanmadı. Allah yolunda öldürenler dedi. Şehit Allah'ın ismidir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Evet. Şehit olan Allah'tır. Şehit, şahit. Her şeyin şahidi Allah'tır. Allah şahittir ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır buyurdu ayet-i kerimede. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz için şehit dedi Allah. Allah seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. Şahit. Şehit demek, şahit demektir. Bu bütün kullar için böyledir. Kim Allah yolundayken ölürse o şehittir. Allah onu şahit kılar. Ama dünyada onun şahit olması lazım ki, şahit kılması lazım ki şehit olsun. Şahit olsun. Neden ona şehit deniyor? Son nefeste Allah'ın cemalini müşahededen dolayıdır bu. Allah son nefeste evet, ölenlere ya cenneti gösterir ya cehennemi gösterir. Gideceğin yer, cennetse eğer gideceği yer, ona müjde vardır. Cennetten, cennetliklerden, Allah'tan müjde vardır. Cennet müjdesi vardır. Eğer cehennemlikse ona kaynar sudan ziyafet vardır. Cehennemle müjdeleniyor. Ama Allah'a yakın olanlardan biri ise, mukarrabından biri ise ona ruhu reyhan vardır. Ruha ait nimet vardır. Ruhun tecellisi vardır. Allah'ın ruha perdeyi açıp cemalini müşahede ettirmesi vardır ki onun için ona şehit deniyor. Şehit. Kimdir şehit? Hayatı yaşarken, hayatı imanına şahitlik yapıyorsa, kulluğuna, abdlığına, aşıklığına şahit yapıyorsa, kendisi buna şahit, başkası ona baktığında o şahitse, kul hayatı yaşarken Allah'a şahitlik yapıyorsa, Resulüne şahitlik yapıyorsa, şehadet ediyorsa, her anda muameleyi yapanın Allah olduğunu görüyor ve biliyorsa, bunu tadıyor, bunu yaşıyorsa, o da Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapıyorsa, hem o kendisi şahit olmuş, hem de ona şahit olunmuş. Dolayısıyla son nefeste de, evet, öbür tarafa giderken, o şehit olarak, şahit olarak ölür. Hangi halde ölürse ölsün, hangi hastalıktan ölürse ölsün, o fark etmiyor. Allah yolundaysa, Allah yolunda yürüyor ve hayatı imanına, kulluğuna, abdiyetine, Müslümanlığına eğer şahadet ediyor, şahit oluyorsa o şehittir. Şehit budur. Başkası bunun kararını veremez. Evet, bunun kararı Allah'a aittir. Bütün müminlerin aslında şehit olmak için, şahit olmak için çaba gayretleri olmalıdır. Çabasını, gayretini sarf etmeleri lazım. Eğer çaba gayret gösterirse Allah onun duasını, çabasını, gayretini kabul eder ve bunu ihsan eder. Hangi halde ister yatağında ölsün, ister başka türlü ölsün, şehit olmuş olur. Allah yolunda bir hayat yaşıyorsa. Evet. İnşallah
kardeşimizin söylediği gibi eşi de şehittir inşallah. Efendim, Almanya'dan Kadir Aslan, rüyada mürşid bulmak var mıdır? Bazı duyumlar aldım. Diyorlar ki eğer mürşidine tabi olan birini rüyada görürsen mürşidini görmüş gibi oluyorsun ve onu mürşidin gibi kabul etmek zorundasın diyorlar. Bu ne kadar doğrudur? Evet, bu tamamen yanlıştı. Birileri sanki Allah'ın dinini tahrif etmek için vazife almış gibi iş yapıyor. Evet, Allah'ın kitabını tahrif etmeye çalışıyor. Hükmünü hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Allah'ın ayetleriyle evet, mücadele ediyor. Aynı şey mürşid için geçerlidir. Peygamberler için geçerlidir. Peygamberi kul olmaktan çıkarıp sanki o bir beşer değildir. Sanki o bir melekmiş gibi muamele yapmaya çalışır. Bu tahriftir. Bu dini tahriftir. Allah'ın vahyini tahriftir. Aynı şey evet, mürşid-i kamil için, mürşitler için geçerlidir. Onu bozmaya çalışıyor. Yani rüyada bir derviş kardeşini göreceksin. Sonra ona tabi olacaksın. Mürşidine uyduğun gibi. O zaten senden daha beter. O zaten hasta. Yani bir hastaya doktor muamelesi nasıl yapılabilir? Evet, kesinlikle bu batıl ve yanlıştır. Mürşide uyduğunda sadece ona uyuyorsun. Geriye kalan, tabi olan bütün dervişler, bütün o derviş kardeşleri, hepsi, her biri, evet, o nefis itibariyle rahatsızdır zaten. Tedaviye gelmişler, tedavi olmaya gelmişler. Onlar birbirine nasıl yardım edebilir, birbirini nasıl tedavi edebilir? Evet, böyle bir şey düşünülemez. Mürşid-i Kamil'e tabi olan bütünüyle ona uyar, onun söylediği gibi yapmaya çalışır, gücünün yettiği kadarıyla onunla beraber yolu yürür. Onun için bir tek örnek mürşididir. Kardeşleri değildir. Uyması gereken de mürşididir. Örnek alması gereken de yine mürşididir. Derviş kardeşi değildir. Evet, onlar birbirlerini severler, birbirlerine yardım ederler ama hiçbiri ötekine yol gösteremez. Bu yanlış. Bu bakış yanlış bir bakıştır. Yapmaları gereken şey evet, sadece birbirlerini sevmek ve birbirlerine yardımcı olmak. Ne kadar? Bildiği kadarıyla. Evet, hepsi budur. Efendim, izniniz olursa bir mesaj arayabilir miyim? Buyurun. Efendim, Diyarbakır'dan Şiar Adıyaman bir şiir yollamış efendim. Hani çok acıkmış bir çocuk hızlıca otururken sofraya ne yiyeceğini şaşırır ve lokmaları çiğnemeden yutar ya, işte ben de böyle bir iştahla acıktım sana. Hani binbir hayale dalmış giderken büyük bir patlamayla irkilir ya insan. Yürürken kaldırımda ben de öyle irker, ürperirim hep adımı çağırdığında. Hani sen oturmuş konuşuyorsun, benimse başım öne eğilmiş, bilir misin o an ne düşünürüm? Sensiz bir ömür, ömür değilmiş. Sana dönmek en güzel şeyi dünyanın, hani temiz bir hava alması için pencereleri açılan bir odanın kapısı gibi açığım sana. Yeniden doğmuşum gibi, her an ölüyormuşum gibi, tahminimden de fazla aşığım sana. Bu dünyada görüp görebileceğimiz en güzel, en büyük nimet sizsiniz. Siz varsınız ya, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah bizi her iki cihanda da beraber eylesin. Sizi çok seviyoruz efendim. Biz de kardeşimizin duasına amin diyoruz. Allah her iki dünyada bizi beraber eylesin, bir eylesin. Kardeşimize de selam olsun. Efendim, bir izleyicimiz, hayırlı akşamlar. Babam bize çok kötü davranıyor. Bana yalvaracaksınız diyor. Ne yapalım? Evet. Eğer bir baba evlatlarına kötü davranıyor, bana yalvaracaksınız diyorsa, bu durumda kendi çocuklarına, evlatlarına ilahlık taslamış demektir.
ben sizin ilahınızım demiş olur. Yalvarmamız gereken bir tek Allah'tır. Eğer bir baba kendi evlatlarına böyle söylüyorsa, Allah yetki verirse, o tam bir Firavun olur demektir. Kendi çocuğuna bunu yapan, diğer insanlara bunu zaten yapar. Onun tövbe etmesi lazım. Evet, yapılması gereken şey ona hatırlatmaktır. Yalvarmamız gereken bir tek Allah'tır. Eğer Allah baba üzerinden evlatların rızkını veriyorsa, onun bunu onlara minnet etmesi ya da bana yalvarmanız gerekir diyorsa, ebediyen kaybedenlerden olur. Kaybetmesin diye ona hatırlatmak gerekir. Bu yanlıştır. Bu sadece Allah'ın hakkıdır. Kula düşen, evlatlarına, çevresine, insanlara, kendisine rahmet olmaktır. Güzellik olmaktır. Hidayet olmaktır. Muhabbet olmaktır. Evlatlar babalarını gördüklerinde sadece muhabbet almalıdır. Sadece güven duymalıdır. Yok, eğer aklına başka bir şey geliyorsa bu durumda, evet, bunu yapan kendini tehlikeye atmıştır. Allah bizi böyle şeyden muhafaza etsin inşallah. Evet. Efendim, bir izleyicimiz de selamun aleyküm hocam, Allah sizden razı olsun inşallah. Yatarak zikri çekiyor, kabul olur mu? Evet, yatarak zikir çekilirse kabul olur mu? Elbette ki. Allah ayet-i kerimede Allah'ı zikredin buyurdu. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Onun için Allah kabul ediyor. Dolayısıyla bu bir emir aynı zamanda. Zikir deyince sadece zikir Allah Allah demek değildir. Zikir aynı zamanda Kur'an demektir. Zikir Allah'ı hatırlamak demektir. Allah'ın yaratmış olduğu varlık üzerinde tefekkür etmek demektir. Eğer Allah'ı hatırlıyorsa, o düşüncesi, tefekkürü Allah ile ilgili, ahiretle ilgili, kullukla ilgili, hesapla ilgili ise bu durumda o zikir halindedir zaten. Evet. Hem yatarak, hem oturarak, hem ayaktayken Allah'ı zikir, Allah'ın emridir. Yatarken, evet, zikrini yapabilir. Her türlü zikri yapabilir. Ayetleri okuyup tefekkür edebilir. Ya da yerlerin, göklerin yaratılışı hakkında tefekkür edebilir. Bu Allah'ın emridir. Evet, zikir yapabilir. Her konumda zikrini yapabilir. Hangi halde olursa olsun, evet, zikir yapabilir. İster abdestli olsun, ister abdestsiz olsun, ister banyo yapmaya ihtiyaç duymuş olsun. Evet, zikrini her konuda, her halükarda, her anda, her zamanda yapar, yapabilir, yapmalıdır. Evet. Efendim, bir izleyicimiz, selamun aleyküm. Her esmanın en az %50 tecelli etmesi gerektiğini bildirdiniz. Bir derviş bunu kendisi bilebilir mi? Hangi esması ne kadar ya da eksiği nedir? Ya da vuslata yaklaşmış mıdır? Derviş kendisi bilebiliyor mu? Derviş kendisi bunu bilmez ama bir kısım biraz anlar sadece. Derviş de bilmez, başkaları da bilmez. Bunu bir tek onun mürşidi bilir. Çünkü onu büyüten, evet, rüştüne erdirecek olan mürşididir. Onun için onu biliyor. Biliyor ki yardım etsin, biliyor ki gerekeni yapsın. Allah bildiriyor yani. Allah öğretiyor ona, Allah gösteriyor. Yardım etsin diye. Nasıl %50'den fazla demek, ne demektir? Onu biraz izah edeyim. Allah kulunu imtihana tabi tutarken, imtihanı o takdir ediyor. Eğer o imtihan esnasında yapması gereken, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapması, yapılması gerekeni yapıyorsa, bu durumda o Allah'ın ismi,
Onun gereği neyse o tecelli ediyor. Yani rahmet etmesi gerekiyor. Rahmet ettiyse Rahim ismi tecelli etti. Affetmesi gerekiyorsa, affettiyse Afu ismi tecelli etti. İkram etmesi gerekiyor. Eğer ikram ettiyse evet, Kerim ismi tecelli etti. İmtihana tabi tutulurken eğer %50'sini yarısından bir fazla bunu yapıyorsa bu durumda o isim yarıdan bir fazla tecelli etmiş demektir. Ve bu imanın gereğidir. Yok, 10 sefer imtihana tabi tutulmuş, yani Allah ona imkan vermiş, 2 sefer yaptı. Bu durumda 10'da 2 yaptı. %20 yapmıştır yani. İsimlerin tecellisi böyledir. Allah onu sınava, imtihana tabi tutup, imkan verdiğinde gerekeni yaptıysa tecelli ediyor. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Onlar ruhlarındaki cömertliği artırmak için ikram ederler, infak ederler. Yani Kerim isminin, Vehhab isminin, Rezak isminin tecelli etmesi için Allah imkan verdiğinde, imtihana tabi tuttuğunda, evet, yaptıysa kazandı. Bu isimler tecelli etti. Yapmadıysa tecelli etmez. O istediği kadar ben cömert biriyim, kerim biriyim desin. İmtihanı kazandıysa bu doğrudur. Sadıklardan olmuş olur. Onun için buyurdu Allah ayet-i kerimede, siz biz iman ettik dedikten sonra sizi öyle kabul edeceğimizi mi sandınız? İmtihana tabi tutmadan, siz onun gereğini yerine getirmeden imanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? İman etmişsek, seviyorsak Allah'ı, bu durumda Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi onun ismiyle onu yapacağız ki imanımızı ispatlamış olalım. Sadıklardan olmuş olalım. Ve kul insanlarla muhataptır, ailesiyle muhataptır, varlıkla, hayvanlarla muhataptır. Her konuda evet, Allah'ın aslında kendisinden ne istediğini kul bilir. Güzel olanı bilir. Eğer güzel olanı yapmaya çalışırsa isimler üzerinde tecelli eder. Allah bu imkanı verir ve bu imtihandır, kazanma imkanıdır. Evet. Efendim, İzmir'den Ahmet Karagül, Allah'ın Reşid ismi mürşitlere nasıl verilebilir? Evet. Biraz önce söyledim, Allah'ın bütün isimleri verilmiş. O isimler, bütün isimler ruhta tecelli etmiş. 99 isim. Evet. Sadece Reşid ismi verilmiyor. Rab ismi de veriliyor. Yani bir ana baba evladını terbiye ederken, bir öğretmen, muallim, mürebbi, evet, öğretirken, terbiye ederken, bu durumda Allah'ın Rab ismiyle onu yapar. Rab ismi tecelli etmiştir, onunla yapar. Eğer Rab ismiyle yapmazsa, yani Allah'ın terbiye ettiği gibi, davet ettiği gibi, öğrettiği gibi yapmazsa bunu nefsiyle yapar, şeytanla yapar. Onun üzerinde şeytan zuhur etmiştir. Onun için Allah'ın isimlerinin zuhur edebilmesi için, tecelli edebilmesi için kulun o ismi kullanması gerekir. Evet, bütün insanlar Allah'ın sadece güzel yaparken, o Allah'ın el esmaül husnasını, güzel isimlerini üzerinde gösterip onu yapıyor. Reşid ismi tecelli ediyor, Rab ismi, Rahim ismi tecelli ediyor, Rahman ismi tecelli ediyor, İlah ismi tecelli ediyor, seven, sevilmeye layık olan, sevilen. Reşid ismi rüştüne erdiren, büyüten. Bütün analar babalarda evet, Allah'ın Reşid ismi tecelli ediyor. Eğer bunu Allah ile yapar, Allah'ın hesabını yapıp onu bir kul, bir Hazreti insan olarak yetiştirirse evet, işi Allah ile yapmış olur. Yok, Allah ile yapmazsa onu yine büyütür. Ama neyle? Manevi olarak nasıl onu büyütüyor, büyütmeye çalışıyor? Her neye büyük diyorsa, önemli diyorsa, güzel diyorsa, doğru diyorsa ona göre yetiştirir, ona göre büyütür. Ama her halükarda o ya Allah'ın isimlerinden bir isimdir ya da evet, nefsin, şeytanın evet, verdiği vesveseyle bir zanla onu yapar. Zan ilimden hiçbir şey değildir. Evet. Kardeşimizin kastettiği aslında yani Allah'ın Reşid ismi
mürşide nasıl verilir diye demek istemiş. Evet, bütün isimler veriliyor. Allah, Resulullah Efendimiz için ne dedi? Rauf ve Rahim. Hazreti İbrahim için Halim dedi. İsmini veriyor. O isim önde olduğu için, önde göründüğü için diğer isimler de mevcut. Evet, bütün isimler mevcut. Evet. Onun için doğru anlamak gerekir. Yoksa böyle bir benlikle değil. Herkes Allah'ın kuludur. Aciz kulu. Bütünüyle Allah'a muhtaç olan kuludur. Allah'ın evet zatı, sıfatı karşısında varlık iddia etmek, evet, kulun kendisi için yapacağı en büyük hata, en büyük zulümdür. Ben yokum demesi gerekir. Ben bütünüyle Allah'a aitim. Sen Allah'a ait olunca nasıl bir şey tecelli eder? Allah'ın isimleri tecelli eder. Sadece isimleri tecelli eder. Yok, Allah'ın isimleri tecelli etmesin. Kul Allah'tan bağımsız bir varlık olsun. Bu küfrün en karanlığıdır. Allah karşısında varlık iddia etmişsin. Ama ben Allah'a aitim dediğinde Allah'ın isimleri güzelliği tecelli ediyor. Her bir kul için bu böyledir. Mürşit insanı rüştüne erdiren demektir. Evet, nasıl rüştüne erdiriyor? Allah'ın isimleriyle. Evet, Allah'ın isimleri kendisiyle beraber olanlara tecelli etsin. Allah'ın güzelliği tecelli etsin diye o terbiyeyi ona veriyor. Onu eğitiyor, onu büyütüyor. Nasıl yapması gerektiğini, nasıl düşünmesi, nasıl konuşmasını, nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretiyor, bunu talim ettiriyor. Rüştüne öyle erdiriyor. Sonuçta ortaya çıkan nedir? Kamil bir insan. Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği bir insan. Bir hazreti insan. Allah'a ayna olmuş bir insan ortaya çıkıyor. Mürşit budur zaten. Bunu yapandır. Yoksa nasıl isim verilir demek? Hiçbir şey bilmemek demektir bu. Yaratılışın gayesini bilmemektir. İmanı bilmemektir. İmtihanı bilmemektir. Allah'ı bilmemektir. İnsanı bilmemektir. Tanımamaktır. Kendi kendine bir şeyleri öğrenip onu din zannetmektir. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmektir. Tevhidi bilmemektir. La ilahe illallah diyememektir. Muhammedun Resulullah diyememektir. Onun için her bir kula düşen önce bilmektir. Allah'ın emrettiği gibi oku. Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismini oku. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratılanı Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismini her bir yaratılan, her bir varlık, mahlukat üzerinde evet, gör ve buna şahit ol dedi. Oku dedi. Oku bunu gör dedi. Bütün varlıkta bunu okuman gerekir. Her şey bir ayet. Evet, ayet Allah'ı gösteren demektir. Sahibini gösteren demektir. Sahibinin ismini, güzelliğini, kudretini, evet, yaratmasını gösteren demektir. Ayet bu. İnsan topri halde bir ayet, yani Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabında Allah'ın güzelliğinden başka bir şeyin görünmemesi gerekir. Üzerinde ayetlerin zuhur etmesi gerekir. Allah'ın aşkının, muhabbetinin tecelli etmesi gerekir. Yoksa şeytan onu yazar. O Allah'ın kitabı olmaz. İsimler tecelli etmediyse o şeytanın kitabı olur. Kendimizi Rabbimize yazdırmamız gerekir. Gönlümüzü ona yazdırmamız gerekir. Ona yazdırınca ne olur? Allah'a halife olmuş oluruz. Dost olmuş, ayna olmuş oluruz. Her halimiz, tavrımız, hareketimiz, işimiz Allah'ın isimlerinin tecellisi olduğu için sadece onu göstermiş olur. Onun güzelliğini göstermiş olur. Evet. Efendim, biz dedicimiz de son günlerde Nurettin Yıldız Hoca'nın konferanslarının iptal olması hakkında düşünceleriniz nelerdir diye sormuş efendim. Hangi alim olursa olsun, o Allah'ı anlatıyor. O kulluğa davet ediyor. Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in sünnetini, hadisini anlatıyor. Ona mani olmaya çalışmak nasıl doğru bir şey olsun? Hangi alim olursa olsun.
Eğer samimi ise, eğer ciddi ise, eğer Rabbinin rızasını gözetiyorsa, o bir kul. Allah onun kulluğunu seviyor. Bu durumda herhangi bir sözünü ya da herhangi bir içtihadını beğenmeyebilirsin. Onu alma. Geriye kalan güzellikleri al. O sana lazım. Onu hesaba çekmek ya da bir alimi hesaba çekmek doğru değildir. Doğru olanı alıyoruz. Doğru kabul ettiğimizi alıyoruz. Evet, yanlış dediğimizi de o da yerinde kalsın. Ama onu hesaba çekme. Onun konuşmasına mani olma. Neden mani oluyorsun? Söyledim. Hangi alim olursa olsun. Onun Allah katında bir yeri var. Eğer o Allah katında güzel bir yere sahipse, onu eleştirip çekiştirdiğinde, onu yerdiğinde, kötülediğinde ya da ona mani olduğunda Allah'a ters düşersin. Bu her bir kul için de böyledir. Onun için hiç kimseyi hesaba çekmek doğru değildir. Açıktan biri eğer yanlış yapıyorsa, yanlışını doğru diye takdim ediyorsa yalnız. Yaptığı yanlışı doğru diye takdim ediyor. Apaçık bir yanlışı bu doğrudur diyor. Bu böyledir diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylediğini kendisi de biliyor. Bu hariçti. Bu ayrı. Ama alim, evet, konuşurken, anlatırken veya Allah'ın ayetini tefsir ediyor. Olur. Aynı fikirde olmayabilirsin. Ama bir konuda aynı fikirde olmasan da 9 konuda aynı fikirdesin. Aynı fikirde olduğunu al, onu kabul et. O bir ters düştüğün, başka türlü düşündüğünü alma. Onu kabul etme. Onun için biz cemaatlere bakarken böyle bakıyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. Eğer bile bile yanlış yoldaysa, o yanlışı doğru diye takdim ediyorsa bu başka bir şeydi. Yarın kıyamet günü Allah hepimizi huzura aldığında her birimizin şöyle anlaması gerekir. Herkesin hesabı kendinedir. Bizim hesabımız da bize aittir. Biz kendimize baktığımızda hesap ağır, hesap zor. Layıkıyla Allah'a kulluk yapamamışız. Abd olamamışız. Ona hamd edememişiz. Onu tesbih edememişiz. Eksik yapmışız. Yanlış yapıyoruz, yanlışlar yapmışız. Böyle bir durumda bizim kendi hesabımızı görmemiz gerekirken başkalarının hesabını nasıl görüyoruz? En basitinden mesela Allah seni davet ediyor. Sen Allah'ın davetine icabet ettin mi? Ettik mi? Ne kadar ettik? Allah bizi huzura kabul etti mi? Kulum, ben senden razı oldum dedi mi? Ben seni seviyorum dedi mi? Sen doğru yaptın dedi mi? Doğru yapıyorsun dedi mi? Demediyse bu bir felaket. Koşman lazım. Allah'a firar etmen lazım. Senin işin var. Böyle şeylere neden oyalanıyorsun? Neden kendini meşgul ediyorsun? Ya da şeytan seni neden meşgul ediyor? Neden kendini bu kadar hafife alıyorsun? Ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Hazreti insan olmaya gelmişiz. Hem dünyada hem ahirette müjde almaya gelmişiz. Bu söylediğim dünyadaki müjdeydi. Eğer böyle bir müjde almadınsa bu durumda evet, işimiz var. Çok işimiz var. Başka tarafa dönüp bakmamız bizi asıl işimizden, yolumuzdan alıkoyar, bize mani olur. Derdimiz bize yetmelidir. Kulluk derdimiz bize yetmelidir. Evet, başkasını hesaba çekmek Allah'a aittir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? O gün o ihtiraf edenlerin arasında evet, Allah hükmünü verir. Sen işine bak dedi. Bu hüküm Allah'a aittir. Bize ait değil. Evet, biz baktığımızda evet, samimi söylüyor ve yeminle söylüyorum. Herkesin ben müminim deyip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri tehlikede görmüyorum ama kendimizi tehlikede görüyoruz. Bizim bakışımız böyledir. Her biri Allah'ın kurudur. Her birini bilen Allah'tır. Allah bir güzelliğinden dolayı onu mağfiret eder. Bir başkasının bir yanlışından dolayı ona azap eder.
dilediğine mağfiret eder, dilediğine azap eder buyurdu. Bize düşen, evet, bizi mağfiret etsin diye mağfiretinin içinde olmamız gerekir. Bunun için de mağfiret etmemiz gerekir. Yani evet, hatayı, kusuru görmememiz gerekir. Güzelliği görmemiz gerekir. Onun için söylüyoruz. Bir insan, evet, Allah'ın bu kainattaki gülü dedim. Gül, gülüdür. Gülü değil de, gülün dikeni de var. Eğer dikeni görürsek, bu durumda doğru bakmamış, doğru anlamamış oluruz. Gülü görenlerin, insanın güzelliğini görenlerin gönlü gül bahçesi olur. Gönlü güzellikle dolar. Rahmetle dolar, mağfiretle dolar, muhabbetle dolar. Ama gülü değil, dikeni görenler, insandaki eksiği görenler, yanlışı görenlerin de gönlü dikenlik olur. Sadece diken. O dikeni bir ona batırıyor, bir ötekine batırıyor. Şu yanlış yaptı, şu eksik yaptı, şu günah işledi. Evet, gönlü dikenlik olmuş. Bu onun bakışından kaynaklanıyor. Evet, baktığın, gördüğün Rabbine kul olmaya çalışan biridir. Orada sadece muhabbet görmen lazım. Muhabbetten başka bir şeyin olmaması lazım orada. O mümin, o iman etmiş ama eksiği var, yanlışı var. Olsun, sana göredir öyle. Belki Allah'a göre doğrudur. Sana düşen yanlışını görmek değil, güzelliğini görmektir. Ondan güzellik almaktır. Onu sevmektir. Bu bütün cemaatler için böyledir. Bütün müminler için bu böyledir. Böyle olmalıdır. Değilse gönlüne dikeni almıştır. Dikeni önce kendi gönlüne batırmıştır, haberi yok. Gönlü kanıyor, haberi yok. Onun için böyle konuşabiliyor. Yoksa evet, gülü görse sadece evet, güzel kokar. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Münakaşa etmeyin. Nizalaşmayın. Evet, münakaşa etmeyin. Sonra kokunuzu kaybedersiniz. Evet. Rayhanızı kaybedersiniz. O gül dedim ya, o kokuyu kaybedersin. Diken kalır geride. Onu kaybedince muhabbeti de kaybediyorsun beraberinde. Kardeş olmayı kaybediyorsun. Farkında olmadan imanı kaybediyorsun. Eğer imanımızı korumak istiyorsak, imanımızı artırmak istiyorsak, bakışımızın güle olması gerekir, güzelliğe olması gerekir. O senin kardeşin, o senin mümin kardeşin. Ne buyurmuştu Allah ayet-i kerimede? Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun. Ondan önce Allah'ın mağfiretine koşun. Birbirinizi mağfiret edin. Birbirinizde hata kusur görmeyin. Mağfiretine koş dedi. Sonra genişliği yerle gök kadar olan cennete koş dedi. Eğer mağfirete koşarsan cennete koşmuş oluyorsun. Cennette koşarken bilelim ki cennette bütün kullara yer vardır. Sadece cennet bizim olsun demek, genişliği yerle gök kadar. Ne yapacaksın cenneti? Diğerlerini böyle cehenneme göndermeye çalışıyorsun. Bırak hükmü Allah versin. Hüküm sahibi O'dur. Hakem olan, hakim olan O'dur. Bizim işimiz güzel yapmaktır. Öyle buyurdu. Bizim işimiz rahmet olmaktır. Bunun için yaratmış. Evet, hesaba çekmek bizim işimiz değil. Ona ait. Evet, herhangi bir şeyi evet, ölçerken, biçerken, ona doğru ya da yanlış derken sadece Allah'a göre diyoruz. Resulüne göre diyoruz. Evet, müminler birbirini sevmelidir. Birbirini sevmeli ki mümin olabilsin. Birbirini sevmeli ki kardeş olabilsin. Allah müminler sadece kardeştirler. Öyleyse onların arasını bulun dedi. Kusur aramakla evet, ara bulunmaz. Hangi cemaatten, hangi tarikatten, hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun, eğer biri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, o bizim kardeşimiz. O sevilmeye layık. O Allah'ı kabul etmiş ve seviyor. Evet. Allah onu seviyor. Allah'ın sevdiğini sevmek lazım ki Allah'a ters düşmeyelim.
Hüsn-i zanda bulunmak bize bir şey kaybettirmez ama sü-i zanda bulunmak bize kaybettirir. Kardeşliği kaybettirir. Bize Rabbimizi kaybettirir. Rabbimize ters düşmüş oluyoruz. Allah bir kul için bu güzel bir kuldur dediyse, onu iyilerden kabul ediyorsa, biz de ona kötü dediysek, bu durumda Allah'a ters düştük. Niye kendimizi ateşe atıyoruz? Ama hüsn-i zanda bulunup, inşallah bu iyi bir kuldur dersek, kaybetmiş olmayız. Tam tersine, evet, hüsn-i zanla baktığımız için kazanmış oluyoruz. Müminler birbirine hüsn-i zanla bakmalıdır. Kardeş olduğunu unutmamalıdır. Her birinin, her birimizin hesabının Allah'a ait olduğunu bilip kendi hesabımızla evet, meşgul olmamız gerekir ki hesabımızı verebilelim. Yoksa hesabımızı veremeyiz. Başkasıyla uğraşırken kendimizi, hesabımızı unutuyoruz. Unuturuz. Evet. Efendim, Sivas'tan Esra Mert. Selamun aleyküm hocam. Size bazı sıkıntılarımdan bahsetmek istiyorum. Üniversiteyi bitireli yaklaşık 3 yıl oldu. Bir işe giremedim. Bazı akrabalarım neden çalışmıyorsun diyor. Bazıları da bana kızıyor. Babam bazen evde tartışma çıkarıyor. Bazen de bana senin yaşındaki falan falan insanlar evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Sen onlar kadar olamadın diyor. Etrafımdaki insanların bazen beni küçük gördüklerini düşünüyorum. Bunlar çok zoruma gidiyor. Çok çaresiz kalıyorum. Ne yapmalıyım? Hocam sizden dua ve tavsiye bekliyorum. Benim için dua ediniz. Ellerinizden öperim. Evet. Allah razı olsun. Allah kardeşimize yardım etsin. Yardımcı olsun inşallah. İnsanlar eğer birbirinin gönlüne bakıp kendisi için istediğini kardeşi için de istemezse böyle sorun olur. Böyle sıkıntı yapar, sorun çıkarıp sıkıntı çıkarır. Bir kulun başka biriyle kıyaslanması kesinlikle yanlıştır. Her bir kul Allah katında özel, imtihanı da özeldir. Farklı bir imtihana tabi tutuyor. Birine ikramda bulunuyor, ötekini başka bir şeyle imtihana tabi tutuyor. Onun için başkası şöyledir, sen niye böyle değilsin demek, başkasıyla kıyaslamak yanlıştır. Bu mülkün bir sahibi var. Evet, her bir kulunu tek tek imtihana tabi tutan mülkün sahibi var. Allah var, onun bir Rabbi var. Onu yok sayıp, imtihanı yok sayıp, evet, böyle örnek gösterip, başkaları böyle yapmış, senin de böyle yapman lazım. Allah öyle dilemediyse ne olur? O ne yapabilir? Onun neye gücü yeter? Sen ona bunu söylerken aslında Allah'a itiraz etmiş oluyorsun. Allah'a isyan etmiş oluyorsun. Evet, her bir kul Allah katında özeldir ve Allah'ın kullarına olan muamelesi de özeldir. Bunu görüp öyle konuşmak, öyle muamele edip öyle anlamak gerekir. Evet, takdiri evet, unutmamak gerekir. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun inşallah. Efendim İskenderun'dan Mustafa Kesik. Selamun aleyküm hocam. Babam vefat etmeden önce 80-90 milyarlık bir tarlayı satıp kardeşimizin hesabına verdi. O paradan bizim hakkımız var mıdır? Evet. O paradan bütün mirasçıların evet, aynı ile eşit şekilde hakları vardır. O para ona değildir. Bu durumda ona emanet edilmiş demektir. Onun hesabına yatırmış ama ona sadece ismine yatırmış. Ama para aslında babaya aittir. Dolayısıyla para eğer babaya aitse sadece ona emanet edilmiş demektir. Onun da o emaneti sahiplerine teslim etmesi gerekir. Kardeşçe mirası evet, bölüşmeleri lazım. Allah'ın emrettiği gibi. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz. Demiş, Efendimiz vefat etmeden önce kendi yerine kimi bıraktı? Eğer birini bırakmışsa peygamberlik görevini yerine getirmemiş olmaz mı? Evet. Önce peygamberlik görevini anlamak gerekir. Peygamberlik görevi öyle
birilerinin yerine bıraktığı bir görev değildir. Peygamberlik görevini Allah veriyor. Allah onu seçiyor. Dolayısıyla eğer Allah seçiyorsa, evet, Resulullah Efendimiz vefat ederken bir başkasını nasıl yerine bırakabilir? Bırakın bir başkasını yerine bırakmayı, kendi sözünü bile yerinde bırakmamıştır. Kendi sözünü, evet, sözünün yazılmasına müsaade etmemiştir. Hadislerin yazılmasına müsaade etmemiştir. Öyle buyurdu. Siz Allah'ın kitabının yanında benim de bir kitabım mı olsun istiyorsunuz? Ben daha hayattayım. Evet, bunu böyle yapmayın. Evet, hayatı bizim için örnektir ve bu sünnettir. Yerine kimseyi bırakmamıştır. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Müminler işlerini aralarında meşveretle yaparlar. İstişareyle yaparlar. Müminler istişare yapar, istişare eder. İstişarenin sonucunda ne çıkarsa o kabul edilir. Bu emri aynı zamanda Allah Resulullah Efendimiz'e yapmıştır. Sahabenle istişare et dedi. Evet, sahabenle istişare et. Evet, Resulullah Efendimiz sahabeyle istişare ediyor. İstişarenin sonucu neyse kendisi de ona uyuyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'den sonra da sahabe yine, evet, müminler işlerini aralarında meşveretle yaparlar. Aralarında istişare ederler. Bu arada seçim yapılır. Zaten biat etmek onun içindir. Biat seçimdir. Herhangi birini yerine, evet, bırakamaz. Çünkü ortada Allah'ın emri var. Müminler işlerini aralarında meşveretle, istişareyle yaparlar. Emri vardır. Eğer kendisi bırakmış olursa Allah adına hüküm vermiş olur ki, evet, bu bir peygambere yakışmaz. O kendi vazifesini yapmıştır. Nedir onun vazifesi? Onun vazifesi, evet, Allah'ın vahyini ulaşabildiği her yere ulaştırmaktır. Kendinden sonra birini yerine bırakamaz. Çünkü müminler işlerini aralarında meşveretle, istişareyle yaparlar ki işi istişareye bırakır. Yani kimi bırakmış derse desin, bu yanlıştır, bu yanlış olur. Asıl sorun o değildir. Asıl sorun kardeşlerimiz, geçmişte yani Resulullah Efendimiz'in Hazreti Ali'yi yerine bıraktığını iddia eder. Başka bir kısmı Hazreti Ebubekir'i yerine bıraktığını iddia eder. Her halükarda, evet, böyle bir fikir, düşünce yanlıştır. Sanki bu imanın şartı, imanın gereğiymiş gibi düşünülür. Bu doğru değildir. Eğer Resulullah Efendimiz birini yerine bırakmış olsaydı, bütün sahabe, evet, söz birliğiyle onu tercih eder ve seçerdi. Bununla beraber kimi yerine bırakmışsa, mesela Hazreti Ali Efendimiz'i bırakmışsa, o işe %100 müdahale ederdi ki bu Allah'ın emri, Resulünün seçmesidir, bu başka bir şeye benzemez. Tek başına olsa bile bunu kabul etmez ve bunun mücadelesini, evet, verir, kesinlikle bunu kabul etmez. Böyle bir emir olmadığı için, yerine bırakma olmadığı için iş istişareyle yapılmıştır. Dolayısıyla kimse de itiraz etmemiştir. Daha sonra da kimse istişareye itiraz etmemiştir. Hiç düşünülebilir mi ki bütün sahabe hepsi yanlış yaptı? Resulullah Efendimiz bir şeyi söyledi ve onlar yanlış yaptı. Onlar tam tersini yaptı. Biz onları kendimiz kadar bile, evet, mümin olarak göremiyoruz demektir. Biz, Resulullah Efendimiz bir şey söylese, biz onu ölümüne savunur muyuz? Gerekeni yapar mıyız? Yaparız. Onların yapmadığını nasıl düşünebiliyoruz? Onlar zaten Allah'ın kendisinden razı olduğu kullardır. Öyle buyurdu. Sahabe için radıyallahu anh derken Allah onlardan razı olmuştur diyoruz. Ağacın altında biat edenlerden razı olmuştur Allah. Bununla beraber o Bedir'e katılanlardan razı olmuştur Allah. Allah'ın razı olduğu kullar, evet, Resulünün söylediği bir şeyi hep beraber yok sayıyorlar. Böyle düşünülebilir mi? Biz kendi kendimize din üretiyoruz. Bu Allah'ın dini değildir. Din böyle olmaz yani. Din Allah'ın kitabıdır. Din Resulünün yaşadığıdır. İman olarak Allah neye iman edin dediyse imanımız O'dur.
Her bir ayete tek tek iman etmemiz gerekir. Evet. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Evet. Geçmişteki ümmetler için onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz kendinize bakın dedi. Bizim için örnek olanları örnek olarak alırız, ibret olanları da ibret olarak alırız. Onların durumuna düşmemek için ibret olarak alırız. Gerisi hepsi kul. Sahabeden hiçbiri saltanatı düşünmemiştir. Böyle bir şeyi aklından, gönlünden geçirmemiştir. Onlar bütünüyle Rabbini isteyen, her şeyini Allah yolunda kurban eden insanlardır. Onlar hiç dünyaya, dünyadaki satanata dönüp bakmaya tenezzül ederler mi? Böyle bir şey nasıl düşünülür? Bu onlara haksızlık, bu onlara hakaret, bu onları anlamamaktır, bu onları tanımamaktır. Bir de Allah'ın kudreti var. Evet, kıyamete kadar gelecek olan insanlar onları örnek alır. Allah onları bize örnek yapmış her konuda. Bize düşen sadece onları sevmektir ve onları örnek almaktır. Her birinde güzel örnekler vardır. Bununla beraber ters tarafta durup yanlış yapanlarda da bizim için ibret vardır. Onları da ibret alıyoruz. Ama kul bilmeli ki derdi ona yeterdir. Rabbi onu davet ediyor, ona gel demiş. Ona Hazreti insan ol demiş. Nefsinden kurtul demiş. Benliğinden, varlığından, kibrinden, gururundan, riyandan kurtul demiş. Benim güzelliğimle güzel ol demiş. Sen Hazreti insansın. Ben sana ruhumdan nefretmişim, melekleri sana secde ettirmişim. Bu secdeye layık ol. Sana nefrettiğim ruh ol. Nefsini evet, Allah'ın elinden, kudret elinden satın al. Evet, vehmi olan varlığını, nefsini kurban et. Allah'ın sana nefrettiği ruh ol diyor. Yoksa şunlar doğru yaptı, şunlar yanlış yaptı, şunlar niye böyle yaptı, şu haklıdır, bu haksızdır. Sen sadece hüküm veriyorsun. Kendi hakkındaki hükmü ver bakayım, senin durumun nedir? Her bir kul böyle olmalıdır. Kendi hakkında hüküm vermelidir. Hüküm verdiğimizde ne kadar aciz olduğumuzu görüyoruz. Hatalı olduğumuzu, kusurlu olduğumuzu, günahkar olduğumuzu görüyoruz. Allah'ın huzuruna layık bir amelimizin olmadığını görüyoruz. Onun huzuruna çıkmaya yüzümüzün olmadığını görüyoruz. Bir yanlışımızdan dolayı bizi hesaba çekerse helak olacağımızı biliyoruz. Halimiz böyleyken başkalarını hesaba çekip şu doğru yaptı, şu yanlış yaptı evet, demek insanın kendini unutmasıdır. Eğer bir kul kendini unutmuşsa bilmeli ki Rabbini unuttuğu için öyle buyurdu. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur. Kendini unutmuş kul nasıldır? Kendini unutmuş, kim olduğunu bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor, nereden, neye geldiğini bilmiyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor, kulluğu bilmiyor. Niye bilmiyor ya da niye böyle üstünü örtmüş? Allah'ı unuttuğu için. Allah da ona onu unutturmuş. O da dışarıda dolaşıyor, başkalarıyla uğraşıyor, meşgul oluyor. Evet, ister kendi zamanındaki insanlar olsun, İster geçmiştekiler olsun, birileriyle uğraşıyor. Birilerine güzel yaptı diyor, birilerine yanlış yaptı diyor. Sen ne yapıyorsun? Bu hüküm sana ait değildir. Eğer güzel yaptığını düşünüyorsan, sen de güzel yap. Onu örnek al. Yanlış yaptığını düşünüyorsan, onu da ibret al, öyle yapma. Senin Rabbine gitmen gerekir, Rabbine. Rabbin seni davet ediyor. Yoksa kendini oyalamış olursun. Allah bizi Allah'ı unutanlardan, Allah'ın da kendisini unutturduğu kimselerden eylemesin. Evet. Bu büyük bir musibet. Bu belanın en büyüğüdür. Bir kul ki Rabbini unutmuş. Kendini unutmuş. Onu sadece oturup ağlaması gerekir. Nedir benim bu halim? Ben niye böyle şeylerle uğraşıyorum? Allah beni huzura alsa, kulum anlat bakayım. Nasıl kulluk yaptın dediğinde falanca şöyle yaptı, filanca böyle yaptı, ben de destekledim. Demek ki kulum, ben sana böyle bir vazife mi verdim? Senin işin bu muydu?
ben seni bana abd olasın diye yarattım demedi mi? Bana abdlığını anlat. Bana kulluğunu anlat. Bana imanını anlat. Aşıklığını anlat. Benim sevgimi kazanmak için, buna layık olmak için ne yaptığını bana anlat. Bana amelini anlat. Demez mi? Der. Ve o kul cevap veremez. Cevap veremeyen kulü Allah huzura kabul etmez zaten. Aldıysa bir kulü huzura, layık gördüyse huzura, onu cennetle müjdeleyip öyle gönderir. Bakalım kendimize, başkalarının değil, kendi hesabımızı görmeye çalışalım inşallah. Evet. Efendim, Almanya'dan bir izleyicimiz, bütün namazları kılabiliyorum fakat yatsı namazına gelince bir baş ağrısı tutuyor beni. Bu her zaman böyle oluyor ve yatsı namazını kılamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Evet. Bu durumda yapılması gereken şey, yatsı namazını kılamıyorsa akşam namazını kılarken, evet, yatsı namazını da akşam namazında cem etmesi lazım. Yani hem akşamı bir kamet getirir, önce akşam namazını kılar, yatsı namazını da onun üstüne kılar, peşinden hemen. Bu durumda yatsıyla akşamı birleştirmiş, cem etmiş olur. Kardeşimiz görecek, böyle yapınca daha sonra uyku öyle bastırmayacak, baş ağrısı olmayacak. O zaman yatsı vakti girerse yatsı namazını bir daha kılabilir. Zaten birkaç sefer öyle yaptığında bunu anlar. Ne yapması gerektiğini de anlar. Evet, namazı kılmış olmak için yatsıyı akşamın üzerinde kılar. Önce akşamı, sonra yatsıyı üzerinde kılar. Cem etmiş olur. Gerektiğinde Resulullah Efendimiz de aynen öyle yapmıştır. Yaptırmıştır aynı zamanda. Cemaat halinde sahabeye yaptırmıştır bunu. Evet. Efendim, bir izleyicimiz, ben hocamdan boşandım ama hocam uzakta oturuyor ve çocuklarını gelip görüyor ama evi uzak olduğu için bir gece bizde kalıyor. Ayrı odada, günah mı? Ve ben, demiş efendim. Evet. Eşi boşanmışsa eve geldiğinde artık onlar sadece mümin kardeşidir. Ayrılmışlarsa zaten bu böyledir. Bu durumda çocuklarını görmeye gelmiştir. Ayrı bir odada yatmasında herhangi bir mahsur var mıdır? Kesinlikle yoktur. Gönüllerinin rahat olması gerekir. Evet, birileri işte böyle bir durumda uygun değil diyebilir. Hayır. Mümin kardeşidirler. Nasıl ki bir misafir geldiğinde onu eğer başka bir odada yatırabiliyorsak, çocuklarımız var orada zaten. O da çocuklarını görmeye gelmiştir. Bu durumda sadece mümin kardeşidirler. Evde misafir edebilir. Zorluk çıkarmaya gerek yok. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Yani bunu dine göre, Allah'a göre yapıyoruz de diyemezsin. Rahmet bunu gerektirir. Rahmetle muamele, muhabbetle muamele, kardeşçe muamele etmemiz gerekir. Ayrıldılarsa bu arada mümin kardeşidirler. Buna beraber çocukların babasıdır. Bu hakkı vermelidir. Gereken yardımı, desteği yapmalıdır. Söyledim. Ama mümin kardeşi olarak. Evet. Efendim, Bursa'dan Gökhan. Merhaba saygıdeğer hocam. Gerçek mürşidi kamili nasıl bulabiliriz? Mürşid-i Kamil'i nasıl bulabiliriz? Mürşid-i Kamil'i ararken manevi olarak büyümek için, rüştümüze ermek için Mürşid-i Kamil'i arıyoruz. Bir peygamber varisini arıyoruz. Peygamberi hayatı bize öğretecek. Peygamberin gittiği yolu bize gösterecek. O yolda bizimle beraber yürüyecek birini arıyoruz demektir. Peygamber'e varis, peygamberi temsil eden. Nasıl? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi. Peygamberin vazifesi neyse, o da onu yapar. Neye göre yapar? Elbette ki gücüne göre yapar. Marifetine göre yapar. İlmine göre yapar.
maneviyatına göre yapar. Allah'ın kendisine yüklediği vazifeye göre yapar. Öncelikle o bir şahit. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle seni nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyurur. Önce şahittir. Yani hayati imanına şahit. Hayati öyle bir şahit oluyor ki Resulullah Efendimiz'in hali, ahlakı üzerinde görünüyor. Resulullah Efendimiz'in ahlakı Kur'an'dır. Üzerinde Kur'an görünüyor. Vahiy görünüyor. Allah'ın ayetleri tecelli etmiş. Allah'ın isimleri tecelli etmiş. Müjdeci ve uyarıcı. Hem müjdeler hem uyarır. Sadece müjdelemez, sadece uyarmaz. Cennetle müjdeler, cemalullahla müjdeler, Allah'ın ikramıyla müjdeler. Bununla beraber eğer ters tarafa giderse orada da evet, ne yapar? Uyarır. Allah'ın gazabıyla, Allah'ın lanetiyle, cehennemle uyarır. Evet, ne buyurdu bir de? Size bir Resul gönderdik sizden, sizin içinizden. Çıkardık buyurur. Size Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın. Bu durumda mürşid Allah'ın ayetlerini okur ve açıklar. Size hikmeti öğretsin. Okuyup açıklaması yetmiyor. Bir de hikmeti, Allah'ın muradını beyan etmesi lazım. Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradını beyan edebilmesi için Allah'ı tanımış olması gerekir. Allah'ın kendini ona tanıtmış olması gerekir. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Allah'ı sevmiş, Allah onu sevmiş ve kendini ona tanıtmıştır. Bu vazifeyi o vermiştir. Evet, hikmeti öğretir, nefislerinizi tezkiye eder. Onunla beraber olduğunda, ona tabi olup onunla beraber yürüdüğünde, onu dinlediğinde, onun söylediğini yaptığında, beraber yürüdüğünde, evet, nefsinin temizlendiğini görürsün. Allah'ın isimlerinin tecelli ettiğini görürsün, buna şahit olursun. Yani bir de bakıyorsun ki sabrın artmış, şükrün artmış, Allah'a karşı haşyetin artmış, edebin artmış, muhabbetin artmış, rahmetin, merhametin artmış. Bütün isimler böyle evet, artmaya başlamış. Dolayısıyla bu isimler o nefsin karanlığını ne yapıyor? Yok ediyor. Nefsin tezkiyesi böyledir. Evet, nefislerini tezkiye eden bir de size bilmediklerinizi öğreten, senin bilmediğini de bilmesi gerekir. Neden? Allah'ı biliyor da ondan. Onu Allah'tan biliyor. Allah ona öğretmiş. Evet, mürşid-i kamil budur. Ararken onda sadece bu vasıfları araman gerekir. Başka bir şey değil. Bu vasıflar varsa doğrudur. Yoksa yalan, yanlış. Hem kendine iftira ediyor, hem Resulullah Efendimiz'e iftira etmiş olur ki ben onun varisiyim demiştir. Sen onun varisiysen bu durumda onun hali neyse senin de o olması gerekir. Ve bu kıyamete kadar böyledir. Allah hiç kimseye zulmetmez. Hiç kimseye torpil yapmaz. Yani Resulullah Efendimiz'e Resulullah Efendimiz'in döneminden gelen sahabe eğer onlar Resulullah Efendimiz'le beraber kazandılarsa Allah onlara torpil mi yaptı? Şimdi böyle kazanma imkanımız yok muydur? Kıyamete kadar vardır ve bu onun varisleriyledir. Yani yok işte kitap var tamam, kitap var, kitabın bir muallimi vardır. Dinin bir peygamberi vardır. Onu örnek alsak olmaz mı? Buradan oraya onu örnek alamazsın. Onu tanıyamazsın. Onun senin önünde olması gerekir. Onunla beraber olman gerekir. Evet, ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ın Resulü aranızdayken Allah size azap etmez, size gazap etmez. Evet. Ya Allah'ın Resulü olacak ya da onun varisi olacak. Öyle olursa azaba, gazaba uğramazsın. Yoksa ikisine de uğrarsın. Evet. Efendim Bingöl'den Arif Buldak, Mürşid-i Kamil'e bağlanmak nedir diye sormuş efendim. Evet, Mürşid-i Kamil'e bağlanmak, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, bunun kazandığını kazanmak istiyorum demektir. Evet, Allah'ın Fatiha'da buyurduğu gibi bize duayı yaptırıyor. Bunu böyle yap diyor.
Evet. Ehdine sirat-el müstakim, bizi sirat-el müstakime hidayet et ya Rabbi diyoruz. Sirat-el lezine en'amte aleyhim, kendisine nimet verdiğin kulların yoluna hidayet et. O yolda sirat-el müstakimde onlarla beraber yürüyeyim diyorsun. Onların kazandığını kazanmak için. Mürşid-i Kamil'e tabi olmak demek, Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yoluna tabi olmak demektir. Onlarla beraber sirat-i müstakimde yürümek demektir. Yürüyüp onların kazandığını kazanmak demektir. Yoksa yolu nasıl bulursun? Evet. Eğer kendi kendimize biz yolu buluruz dersek, nerede yol? Bu yol yürünmüş bir yoldur. Bütün peygamberlerin yürüdüğü bir yoldur. Allah'ın kendisine nimet verdiği, bütün kulların yürüdüğü bir yoldur. Senin de onlarla beraber yürümen gerekir. Bunu Allah'tan istiyorsun. Allah iste dedi, gereğini de yap dedi. Evet, Mürşid-i Kamil'e onun için tabi oluyor. Çünkü onların kazandığını kazanabilesin. Başka yolu var mı? Başka yolu yok. Allah yolu çizmiş. Onun için, onun dışındaki yol, devamında ne buyurdu? غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا دَالِينَ. Gazaba uğramışların, delalette kalmışların yoluna değil. Geriye kalanlar gazaba uğruyor ve delalette kalıyor. Yolu kaybediyor. Onun için Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Veli olan mürşidi bulamayanlar delalette kalmıştır dedi Allah. Allah söyledi öyle. Evet. Kazanmak istiyorsak her gün Fatiha'yı okuyup eğer Allah'a yalan söylemiyorsak gereğini yapmamız gerekir. Delaletten, gazaptan kurtulmak için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup sirat-i müstakimde yürümemiz gerekir. Yürüyünce nereye yürüyoruz? Aşağıdan yukarı doğru yürürken evet, gazaptan kurtulmuş oluyor. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-i müstakimde, ehdine sirat-el müstakim, sirat-i müstakimde yürüyoruz. Sonra İyyake na'budu ve iyyake nestaîn gelir. Onlarla beraber Allah'a abd oluyoruz. İyyake nestaîn. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Kiminle? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber. Sana abd oluyoruz ve seni istiyoruz. Onların sana abd olduğu gibi abd oluyoruz. Seni istediği gibi, sevdiği gibi seni seviyor ve istiyoruz. O hale gelirsin. Onlarla beraber yürüyünce. Evet, bir önceki ayet Maliki Yevmiddin. Yürüyünce, abdolunca ne olur? Din gününün malikinin Allah olduğuna iman edersin. Bütün varlığının malikinin, senin de malikinin Allah olduğuna iman eder ve buna şahit oluyorsun. Bütünüyle Allah'a teslim oluyor, Müslüman oluyorsun. Böyle olmadan Müslüman olmak yok. Her şeyi sahibine teslim ediyorsun. Maliki Yevmiddin. Hesabı Allah'a teslim ediyorsun ki Allah, evet, din günü, hesap günü demek aynı zamanda. Evet, hesabı Allah'a teslim ediyorsun. Bütün varlığını, her şeyi Allah'a teslim edince hesabını da teslim etmiş oluyorsun. Evet, sonra Er-Rahman Rahim. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu evet anlar ve buna şahit oluyorsun. Allah seni buna şahit kılıyor. Burası Raziye makamıydı. Kul Allah'tan bütünüyle razıdır. Neden? Sadece rahmetini görüyor. Sadece evet, onun güzelliğini, sevgisini görüyor. Muhabbetini görüyor. Her şeyinin, her muamelesinin rahmetten olduğunu görüyor. Onun için bütünüyle Rabbinden razıdır, razı olmuştur. Yolculuk biraz daha devam eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun der. Alemlerde her ne varsa hepsi Rabbini hamd eder. Alemler, evet, hepsi Rabbini tesbih eder ve hamd eder. Hepsi onu över. Hepsi onun güzelliğini gösteriyor. Neye, nereye bakarsa baksın sadece Rabbinin güzelliğine şahittir. Rahmetine şahittir. Ya da affına, mağfiretine şahittir. Allah'ın güzelliğine şahittir. Ve sadece Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilir. Bu aynı zamanda
cennetliklerin söylediği son sözdür buyurdu. Evet, cennete gidenlerin son sözü Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Gönül cennete dönmüştür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bunu cennet olan gönlünden söylüyor. İşte Allah'ın cemalini orada müşahede ediyor. O gönüle Allah tecelli ediyor. Ona şahit oluyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeyene kadar böyle bir şehadet, böyle bir müşahede olmaz. Ve bunun yolu da evet, Kur'an'ın özü, özeti olan evet, Fatiha ile en alttan yukarı doğru çıkması lazım ki bu nimeti kazansın. Ve bu Kur'an'dır. Kur'an'ın özü, özeti bu. Yolculuk bu. Evet. Neden Allah yukarıdan aşağıya öğretti? Yukarıdan aşağı indik de ondan. Allah insanı en güzel surette yarattı. Sonra aşağıların aşağına indirdi. Sonra ona gel dedi. Davet etti onu. Onun için yukarıdan anlatıyor ki nereden geldiğimizi bilelim, nasıl çıkacağımızı bilelim diyedir. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Tasavvuf denince, tarikat denince, meşrep denince, mürşid-i kamil denince, yolculuk denince evet, hepsini Kur'an'dan anlamak gerekir. Allah her şeyi öğretmiştir. En ince ayrıntısına kadar. Bütün Kur'an Fatiha'yı tefsir eder. Nasıl yaşanır, nasıl yaşanması gerekir onu öğretir. Evet. Efendim programda sonuna geliyoruz. Evet. Buyur. İzniniz olursa bir mesajla efendim. Buyur. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal. Bismillahirrahmanirrahim. Sana geldim efendim. Aşılmaz olanı Allah ile aştım. Henüz uçmayı beceremedim. Demirden kanatlar takıp sana geldim. Babamı özledim. Gidip derdimi arz edeyim dedim. Bin cefayı göze alıp sana geldim. Gidip dergahına yüz süreyim. Can kardeşlerimi göreyim. Yüreğimin hasret türküsünü susturup sana geldim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi özledim. Sana geldim. Rabbimi özledim, tecellisine sana geldim. Uzaktır, uzaktır yollar demedim, kardır, kıştır demedim. Uçmayı beceremedim, düşe kalka türlü bineklerle sana geldim. Muş, Bitlis arası minibüste, radyoda hasret türküleri. Elimde kalem kaldı, dayanamadım, dile geldim. Şafak 5 inşallah. Sadece bir feryat var. Rabbini isteme feryadı. Aslında bütün varlık bu feryadı yapıyor. Sadece bu feryadı yapıyor. Eğer Allah perdeyi aralasa göreceğimiz sadece budur. Bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Ona aşık, ona özlem duyuyor, onu özlemiş, onu istiyor. Bütün feryat budur. Eğer Allah perdeyi aralasa, insanın şahit olacağı şey budur. Bir de kendi feryadı var, ister haberi olsun, ister haberi olmasın. Evet. Allah'ın kendisine nefrettiği ruh, feryat edip Rabbini arıyor, Rabbini istiyor. Eğer Rabbini istiyorsa, Rabbine koşması gerekir, firar etmesi gerekir. Tek başına bunu yapamayacağı için Allah peygamber gönderir, kitap gönderir, yolu gösterir. Hadi gel. Gelmek istiyorsan gel. Evet. Rabbine koşanlar, firar edenler ona vasıl olur. Cennete koşanlar cennete varır. Ama koşmayanlar, bu çabayı, gayreti gösteremeyenler cehenneme yuvarlanır. Kendini kaybeder, insanlığını kaybeder. Aşıklığını kaybedince kendini kaybetmiştir. Ölmüştür o. Allah kendisini dinlemeyen, ayetlerini dinlemeyenlere ölü dedi. Ama yolunda ölenlere ölü demeyin dedi. Aşıklar ölmez, ölenler hayvan imiş dedi Yunus Emre. Öyledir. Allah bizi aşıklardan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliğinin tecellisi, zatının, sıfatının tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun.
Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah yolunda birbirine yardım edenlerden eylesin. Hayırda birbirine yardım edenlerden, hayırda yarışanlardan eylesin inşallah. Kardeşlerimize, muhabbetlerimize arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki hafta devam ederiz. Bir hayli sorularınız vardır, kusurunuza bakmayın. İnşallah soracağız. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.